Merhabalar yeni videomuzdan. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür Allah'a. Biraz karnımız acıktı. Ali tost canım istiyor dedi. Markete gitmişti. Tost ekmeği almış. Tost yaptı. Aytu da labneli ekmek yedi. Labneyi çok seviyor. Babası tıraşa götürdü Aytu. Tıraş oldu. Kuzum yüzü gözü açıldı çok şükür. Ali ayran içiyor da ben çay içeceğim. O yüzden çayın altını yaktım. Isınmasını bekliyorum. Yakup, sen de yiyor musun annem? Mama sır. Yiyor musun? Sır. Yemiyor bu ablaları. Yakup tost yemiyor. Sır. Niye yemiyor? Bak bak bakışa bak. Onun karnı tok. Ne? Makarna yedi ya o. Aytu. Aylin'le Yakup da makarna yediler. Kaldır anneciğim tabağını. Tezgahın üzerine koyuyorsun aşkım. Tabağını da al. Hadi. Sonra da elini şey tarafına koyuyorsun. Aytu bak bu tarafa koyuyorsun anneciğim, tamam mı? Orada temizler var. Kirli tarafına koyuyorsun. Ha. Sonra da elini ağzını yıka. Hadi güzel oldu. Ağzını şöyle sürt. Hayır anneciğim. Babam çöp atacak çöp. Ben şunu geldim. Şu Yakup çok sıkılmış. Hatta deyip duruyor. Babam da o elindeki yumurta kepiği, boş kutu falan onları çöpe atacak. Yakup da birazcık hava almış olacak. Gideceksen git. Görmeyeceğim. Yakup çağırdın mı asansörü? Çağırdım. Hadi güle güle. Güle güle. Bu arada akşam ezanı da okundu. Namaz kılacağım. Şunlara bir bakayım bakalım. Ay öyle bir şey ki Yakup buradan bir şeyler atıyor sürekli. Oyuncak atıyor, emziğini atıyor. Ay nasıl şey yapacağız bunu bilmiyorum. Caminin ışıkları yandığı zaman öyle hoşuma gidiyor ki minarenin bizim tarafa bakan ışıklar da yanıyor. Onu biraz sonra yakıyorlar. Böyle yemyeşil ışıklar öyle güzel görünüyor ki. Baba! Baba! Dur bebeğim. Ay benim küçük kuzum ya. Karınca gibi görünüyor uzaktan. Sarı karıncam benim. Kurban olurum yaradana seni ben. Uy, pıtık pıtık gidiyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Bugün çıkmadık dışarı. Hemen hemen her gün dışarı çıkarıyorum. Bugün çıkmadık çok sıkıldı. Thank you.
Herkese iyi akşamlar. Yine bir akşam vlogu başlattım. Bazen yapılması gereken işleri böyle akşama bırakıyoruz. Akşam iyi oluyor, çok affedersiniz. Sanki böyle akşam iş bereketli, bayağı bir bereketli oluyor sanki. Ya, yani yemeği yiyorsun, bulaşığı yıkıyorsun, yapacak bir iş yok. Oturuyorum işte, şimdi çamaşır katlayacağım, çamaşır katlıyorum. Mesela dün akşam temizliğimi akşam yapmıştım. Aha benim kuzum geldi. Gündüz bunun şeyinden yapamıyorum, biliyor musunuz? Benim yaptığım yeri o dağıtıyor. Şimdi Ali evde olduğu için bugün izinli ki Ali. Hiç olmasa dedim Yakup'la Ali ilgilenir. Ben de dedim o kadar böyle bir yığın çamaşır var ki katlanacak. Çamaşırları katlamam gerekiyor. Ne oldu? Elin mi acıyor? Dur. Oh, geçti mi? Geçmedi. Eskiden anneler öpünce geçerdi, geçmiyor şimdi. Çünkü nazlara bitmiyor. Sen nereye gittin babayla? Ay tavırlara bakın. Bir acayip tavır yapıyor bana. Şu tarafa gidiyor. Nereye gidiyorsun? Hadi gel skuter sür hadi. Ben şimdi çamaşırlarımı katlayayım. Biraz böyle kısa bir video düşünüyorum bugün. Kısa bir video olsun. Sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü günde iki video çekiyorum. Günde iki video olunca da böyle sıkıcı olmasını istemediğim için böyle kısa bir video yapacağım bugün. Ablasının skuterini aldı. Sürecek mi? Ay çok hiç tadın yok bugün, keyifsizsin. Ablamız da uyuyor bu arada. Böyle akşamüstü uyudu kaldı. Neyse ben şu çamaşırları bir katlayayım bakalım. Şöyle yatağın üzerine koydum. Önceden diğer evdeyken çamaşırlarımı alıyordum. Televizyonun karşısına falan geçiyordum işte. Televizyon izleyerek falan mesela katlıyordum çamaşırlarımı. Burada şöyle bir şey oluyor. Çamaşırları eğer böyle televizyon karşısında televizyon izleyerek katlayayım desen, bu çamaşırların hepsini aşağıya indireceksin. Katlayacaksın. Katladıktan sonra geri yukarı çıkaracaksın. Olmuyor. Ben de artık böyle çıkıyorum, yatak odasında katlıyorum. Böyle daha iyi oluyor. Hiç olmazsa aşağıya olayı olmuyor. Annem ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun aşkısı? Dün bir makine beyaz atmıştım. Bugün de attım. Bayağı bir beyaz birikmiş. Havlular, işte ne bileyim, beyazlar ve mesela benim çocukların beyaz tişörtü çok. İç çamaşırından çok beyaz tişörtleri var. Onlar falan bayağı bir birikmiş. Şöyle yapayım da. Yok Alper'in. Yakup'un şu çıt çıtlı atletleri falan hiç kalmamış mesela. Dün bir makina, bugün de bir makina, iki makina beyaz attım. Şimdi biraz önce de renklileri ayarladım. Akşamdan ayarladım. Yarın sabah çalıştıracağım. Yakup'a da tembih ediyorum. Makinenin kapağını kapatsam makineyi çalıştırıyor. Düğmelerine basıyor, makineyi çalıştırıyor. Ben de kapağını açık bırakıyorum. Yakup'a da dedim ki sakın dedim, buradaki çamaşırları makinenin içinden çıkarmak yok dedim. Bu sefer de akşamdan makineye çamaşırı hazırlıyorum. Yakup gidiyor. Yani şeye, makinenin önüne gidiyor, başlıyor makinenin içindeki çamaşırları çıkarmaya. Bir bakıyorum ki mutfaktan beri koridora kadar çamaşır. Şimdi sıkı sıkı tembih ettim. Dur bakalım ne olacak. Aman annem dur. Geç, buradan geçilmez. Burası kapalı yol burası. Tripodun altından geçmeye çalışıyor. Bugün bulaşık makinesine içine şey koydum. Ne derler? Hep Aylin Hanım'ın bluzları, görüyor musunuz? Bak kaç oldu katlıyorum ve daha içinde var. Hep Aylin Hanım'ın bluzları. Genelde de beyaz. Ben çok seviyorum beyaz bluz. Hani çocuk diye genelde şöyle bir düşünce vardı. Çocuk diye beyaz kıyafet pek giydirmezler. Aman çocuk çok çabuk kirletir falan. Tam tersi, ben de çocuklara beyaz bluz, beyaz yelek, ne bileyim o tarz kıyafetleri, böyle beyaz çok severim.
daha böyle güzel görünüyor gözüme, bilmiyorum. Tabii kız çocuğu kıyafetleri genelde pembiş pembiş. Aylin'e bir şey alacağımız zaman mesela illa gider pembe der. Pembe istiyorum anne, pembe istiyorum. Aylin pembeci. Şey diyordum, bulaşık makinesine Bim'den aldığımız bulaşık makinesi temizleyicisi koydum bugün. Yıkadım makineyi, çalıştırdım yani onunla. Bakalım güzel bir sonuç alacak mıyım? Bundan sonra bulaşıklar nasıl çıkacak? Makinamdan memnunum aslında. Markası Profilo bulaşık makinamın. Yani bulaşık makinamdan memnunum. Ama son zamanlarda bazen belli olmuyor. Arada bir böyle şey bırakabiliyor. Lekeli bırakabiliyor. Ben de şey yaptım artık. Bim'in ürünü ama artık ne derece güzel sonuç alırım bilemiyorum. Bulaşık makinesi temizleyicisini aldım. Çalıştırdım, bakalım bundan sonraki bulaşıklarım nasıl çıkacak. Çamaşır makinesi için de almam gerekiyor ama şu an bütçe el vermiyor açıkçası. Bayağı fiyatlı yani. Ben de biraz önce internetten baktım. Doğal yöntemlerle işte bu çamaşır makinesinin içini nasıl temizlenir diye. Sirke diyorlar. Karbonat ve sirke. Baktım. Beyaz sirke diyor bir de. Beyaz sirke yok bende. Karbonatım da baktım az kalmış. Dedim olmaz. Limon tuzunu duymuştum ama limon tuzuyla ilgili video göremedim. Öyle olunca da bıraktım şimdi. Kalsın dedim. Yanlış bir şey yaparım falan. Hazır makineden olmayayım sonra. Öyle. Bu da Yakupcuğumun. Oy, kurban olurum böyle küçük küçük kıyafetlerine bayılıyorum ama dur annem. Annem. Hey kuzum. Şimdilik bu kadar beyaz var. Bunları katladığım çekmecelere yerleştireceğim. Ta 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 tam. Burada bir sepet dolusu şu anda. Renkli var. O renklilerle devam edeceğim. Bir de benim küçük yaramazım, bak görüyor musunuz? Danteli almış, buraya çamaşırların içine atmış. Sıra geldi onlara. Görüyor musunuz? Bu taşınırken oldu. Biraz burada var. Buradaki çok kötü görünüyor. Ben de böyle danteliyle kapatıyorum. Ben ne yapayım şimdi seni Yakup? Ha? Bakın, bakın ne yapmış ablaları. Ben çamaşır katlarken, bak bu burada ne yapmış. Ha? Yani katladığım çamaşırları yerleştiriyordum. Gelmiş bunları. Bir dakika sürmedi ha. Burada oynuyordu. Gel Yakup yanıma gel dedim. Bir dakika içinde şurada benim şeyler vardı. Yazmalarımı katlayıp buraya koyuyorum. Bakın bunlar benim yazmalarım ne hale getirmiş. Ah kuzum benim. Sen niye bunların hepsini bozdun? Ah yavrum şu hale bakın. Ay annem ya. Görüyor musunuz yazmalarım ne hale gelmiş? Hepsini geri katlayayım kırışmadan. Hazır böyle Yakup benim yazmaları dağıtmışken şöyle sizlere yazma modeli göstereyim madem öyle. Bakın iğne oyası bilenleriniz var mı aranızda? Çok güzel değil mi? Bunu bana annem hediye etmişti. Şöyle koyayım. Baksana sabun arasına sabun koyuyorum. Bu normal şey. Bunu da annem çeyizimi annem yapmıştı. Böyle. Bu hazır yazmalardan. Kenarı böyle sadece şey. Bunu da annem yaptı bana. Çeyizimde yapmıştı hep. Annelerin hakkı ödenmez. Hiç ödenmez. Böyle çeyizimi eksiksiz yaptı benim. Şunu en alta koyacağız. Nerede?
Bazıları kenarı oyalı, bazıları da böyle oyasız hazır yazmalar var ya onlardan. Kalk kuzum. Benim şu yazmamı da annem yaptı. Hayır, hayır, lütfen, hayır. Hayır aşkım. Hoppala. Ama hayır annem, olmaz. Bunu da annem yaptı bana. Nişanlıyken yapmıştı. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor bu böyle. Dur aşkım. Bir de benim bu yazmam videolarımda çok beğeniliyor. Lacivert. Aşkım dur ama. Ama niye beni konuşturmuyorsun? Eyvah. Küstürdün Yakup'u. Neyse. Ben Yakup'la ilgileneyim. Nerede oğlum şey? Kuzum. Heh, bunu da alalım. Böyle arasına da sabun koyuyorum bunların. Çok güzel koku oluyor. Hemen hemen benim bir bunun kadar da şöyle yani şuraya kadar olur. Ütülenecek yazmalarım var. Onları da bir gün ütülerim, videoya çekerim sizlere inşallah. Ben çamaşırlarımı katladım, aşağıya indim. O gördüğünüz renkli çamaşırların hepsini katlayamadım maalesef. Çünkü Yakup hiç durmuyor gerçekten. Gördüğünüz zaten ben diğer çamaşırları katladım. Yerleştirirken sen git benim yazmaları dağıt, darmadağınık et. Neyse bu sayede benim yazmaları görmüş oldunuz. Yakup'un sayesinde dermişim. Ama daha önce video çekmiştim. Yazmalarımı merak edenler olmuştu. Video çekmiştim. Yakup yapma anne. Baktım durmuyor artık, bıraktım, işi gücü bıraktım, yerleştirebildiğim kadarını yerleştirdim, katlayabildiğim kadarını katladım, aldım Yakup'a aşağıya indim. Yani. Yakup genelde, bir de Ali evde ama babasının yanında durmuyor, geldi benim yanıma. Ve üst kata çıkmaya çok meraklanıyorlar. Yani. Hepsi, biri değil, hepsi üst kata çıkmaya çok meraklanıyorlar. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Çocuklara oyuncak oldu ev. Neyse arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyorum. Videonun başında demiştim ki kısa bir video çekeceğim. Sizleri sıkmak istemiyorum demiştim. Ama herhalde yine bir 20 dakika oldu galiba. İnşallah keyifli izliyorsunuzdur. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.